Yani Konya ve çevre illerde yani arızalı olup olmamasından ziyade mesela Konya'da olan makinelerin şunu diyebilirim %90 elimden geçti. Hani en azından müşteriye tarif etmek konusunda veya müşteri aldığı makinenin çoğu fonksiyonlarını bilmiyor. Getiriyor, tarif ediyorum. Yardımcı oluyorum. Ama tamirat konusunda da aşağı yukarı yani bir sayı veremem ama belki binlerce diyebilirim. Yani tabii bu Konya'yla da sadece değil. Bütün Konya'nın ilçeleri Manavgat'tan, Kastamonu'dan ve işte Muğla'dan da makine gönderenler var. Birçok ilden de söylediler ama işte yetiştiremeyeceğimi söyleyerek onları kabul etmedim. O kaza benim için yani bilmiyorum insanın hayatta yaşaması gereken belki bir kaderidir veya yaşaması gereken bir yazısıdır diyebilirim. 13 sene önce 12-13 sene önce evin önünden yüksek gerilim hattı geçiyormuş. Biz onun yüksek gerilim hattı olduğunu bilmiyoruz. Çocuğun kolyesi okul arması kalmış annesinden istediğinde o da atıyor ve tele takılı kalıyor. Ve orada yani normalde milyar kere atsan o şeye denk getirip de orada kalması mümkün değil. Çocuk da birkaç işte ilkokul 1'e giderken işte hocam öğretmenlerimiz bize kızıyor işte armasız gelmeyin okula diyor diye bana bir iki seyredildi. Ben de baktım o zaman için birkaç yerde satılıyordu armalar. Satan yerlerin hiçbirinin elinde kalmamış. Ben işte Kurban Bayramı'ydı zannedersem. Ya Ramazan Kurban Bayramı'ydı. Tam evden çıkacağım. Ya çocuğun armasını kurtarayım diye geri döndüm eve. Balkona çıktım. Baktım burada dedim olsa olsa sanayi ceyranıdır. Çünkü sanayiye yakın bir yerde oturuyordum. Yani yüksek gerilim olmaz. Mümkün değil. Onun için bir kabloyu aldım. İzoleledim güzelce. Atayım düşsün istedim. Fakat tabii yüksek gerilim hattı olduğu için atmamla birlikte beni 2-2,5 metrelik duvara vurmuş. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Hastaneye sürecimiz başladı ondan sonra. Yani iki elle de benim işinin zor yapılabileceğini farkındalığını kolumu kurtarmak için üstün böyle gayretler gösterdiler. 5-6 kere bir ameliyattan sonra kolun kurtarılamayacağını, tamamen dokuların öldüğünü söylediler. Çok üzgün bir vaziyette gelip gidiyordu. Yani kolun kesileceğini bana bir şekilde söylemesi gerekiyor. Ama söyleyemedi. Ben baktım hocanın bu sıkıntını, hocam hayırdır bir durum mu söz konusu? Ya ben bir şey söyleyeceğim ama nasıl söyleyeceğim? Hocam kol kesilecek mi? Valla Mehmet dedi yani bizi rahatlatın ama başka yapacağımız bir şey yok. Yani o süreç başladı. Kol kestikten sonra tedavi bitirdik ve fizik tedavi süreci başladı. Fizik tedavi sürecinden sonra yaşanması gereken bir hayatın olduğunu, tekrar bu işlerin yapılması gerektiğinin farkındaydık tabii. Başka elimizden gelecek başka bir işimiz yok. Peki zor olmadı mı? Tek Valla elinizin üstüne zor yani. oldu, çok zor oldu ama hani insan bazı şeyleri yapmak zorunda, mecbur hissederek işte yani yetiştirmen gereken ya bakman gereken işte ailem var, çocuklarım var. Bu süreç zor da olsa yapabileceğim başka bir meslek yok. Birkaç şey denedim. Alım satımla ilgili bir şeyler yapabilir miyim diye denedim ama mümkün değil. Ve baktım bu işi başka bir şeyimiz olmadan ya bu işte ne olacaksa bu işte olacağımızı kararını vererek o süreci başlattım. Tabii bu süreç kolay olmadı. Yani bayağı bir zorlu bir süreçti. Tek başınasın. Yani iki elinle çok çok zor yapabileceğim bir işi tek elinle yapmaya başladık. Fakat sabırla, işte azimle, işte biraz da bilginle belli bir kısa bir sürelik bir şeyim oldu, bocalamam veya zor günlerim oldu ama Allah'ın izniyle çabuk toparladım. Ve şu anda da hiç zorluk göstermeden gayet güzel devam ettirebiliyorum. Ya bu özürlülük son yani şey aşamaz özürlülük ya işte bir şeyin uzunun eksik olması. Tamam insan için bazı zorluklara götürebiliyor ama şuna ben kesinlikle inanmıyorum. Yani bakıyorum yeni gençlerimize de ya yapamam işte yani herhangi bir atıyorum bir konu veriyorsun. Ya bir fotoğrafçıyla ilgili ya da atıyorum yani yapması gereken bir işle ilgili. Ya bu iş zor. Ya arkadaş bir başla. Bir başla bir yapmaya uğraş. Yapamam, beceremem diye hiçbir şeye inanmıyorum ben. Yani bu insanoğlu kesinlikle azmetsin. Yani insan iki eli olmayan insanları da görüyoruz sosyal medyada. İki ayağı iki kol olmayan insanları da görüyoruz.
Yani bu bir insanın bir şeyler yapmasını engel değil ki. Mutlaka ve mutlaka yapabileceği birçok şey vardır. Bizim dağların öbür tarafı. Toprağı da kiseden aldım ha. Yapma ya. Pekmez toprağı. Ama onun sensör temizliği, objektif arka kısmındadır. Ver. Şöyle bir beyazlıktan çektim de biraz önce. Hemşerim, şu karşısı senin koleksiyon mu? Evet. Şeyden gelmiyor mu? Bitim yete falan o askıt olmuyor mu? Kim? Şu antikacılar. İsteyen ara askıt olabilir. Komple sökeceğim ben bunu. Kalması gerekir. Yani şimdi size bir şey tarif etmenin gereği neyse tarif etmeye gerek yok diyorum biz. Tarif edeceğim. Oturun kendiniz sökün. Yani. Bize o siyah beyaz ağrınızı öbür fotoğraf şey yap. Renkleri beter yaptırma siyah beyaz bak. Fotoğraf tabını bile...